Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Diyan Ziya Gökalp, Türk sosyolojisinin kurucusu ve Türk milliyetçiliğinin en önemli düşünürlerinden biridir. O, bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir. Sözünü sarf eden Atatürk'ün en fazla etkilendiği kişiler arasındadır. Ziya Gökalp, 1876'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası, aslen Suriye Türkmeni olan, Diyarbakır'da üst düzey devlet görevlerinde bulunmuş, Diyarbakır gazetesini çıkarmış ve başyazarlığını yapmış olan Mehmet Tevfik Efendi'ydi. Gökalp'in dedesi Hacı Hüseyin Sabri Efendi, Diyarbakır'da müftü ve kadı olarak görev yapmıştır. Gökalp'in dayısı Pirinççizade Arif Bey, 1908 meclisinde Diyarbakır milletvekili, onun oğlu Fevzi Bey de 1. Büyük Millet Meclisi'nde nafia vekiliydi. Ziya Gökalp, ilk öğrenimini mercimek örtmesi iptidaisinde, orta öğrenimini Mektebi Rüştiye-i Askeriye'de ve Mektebi İdadi-i Mülki'de tamamladı. Amcası Müderris Hacı Asip Efendi'den Arapça ve Farsça dersleri, İdadi Müdürü İsmail Hakkı Bey'den Fransızca dersleri aldı. Diyarbakır İdadi Mektebi'nden sonra İstanbul'daki Baytar Mektebi'ne kayıt yaptırdı. Gökalp, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bazı faaliyetlerine katıldığı için ceza aldı ve eğitimini tamamlayamadı. Bir yıl taşkışla cezaevinde kalan Gökalp, Diyarbakır'a geri döndü. Ziya Gökalp, 1895 yılında Diyarbakır'da tabanca ile kafasını ateş ederek intihara teşebbüs etti. O sıralarda şehirdeki kolera salgını için gelmiş olan Doktor Abdullah Cevdet'le bir Rus operatör tarafından tedavi edildi. Hayati tehlike yaratacağı için kurşunu çıkartmaktan vazgeçildi ve kurşun hayatının sonuna kadar Gökalp'in kafasının içerisinde kaldı. Gökalp, intihar teşebbüsünü o zamanlar henüz bir mefkuresinin bulunmamasıyla açıklar ve Durkheim'in en önemli eserlerinden olan İntihar adlı kitabından hiç söz etmez. Onun bu açıklaması Durkheim'in intihar konusundaki yaklaşımından farklıdır. Ziya Gökalp, öğrencilik ve ilk gençlik yıllarında okulda aldığı çağdaş eğitimi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın eserlerinden edindiği vatan duygusu ve sevgisiyle, ailesinden edindiği Doğu klasikleri birikiminin etkilerini taşıyordu. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, Osmanlı İttihat ve Terakki Partisi'nin Selanik'teki kongresine katıldı. Gökalp, İttihat ve Terakki Merkezi Umumi Azası olarak gittiği Selanik'te, dilde Türkçülük akımıyla Türkçülük hareketinin doğduğu, yazarlar arasında Ömer Seyfettin ve Ali Can İp'in bulunduğu Genç Kalemler dergisinde makale ve şiirlerini yayınlatmaya başladı. Türkçe, Arapça ve Farsça gramerinin etkisinden kurtarmak, halk dilinde yaşayan, Türkçe'de karşılığı bulunmayan kelimeleri Türkçe kabul etmemek ve İstanbul şivesini esas almak Genç Kalemler dergisinin esaslarını oluşturuyordu. Ziya Gökalp, Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde geçici olarak görevlendirildi. Gökalp, daha sonra Diyarbakır Vilayeti Marif Müfettişliğine tayin edildi. Yine aynı yıl Türkiye'de ilk defa Selanik Sultani Mektebi'nde sosyoloji dersleri verdi. 1912'de kısa bir süre Ergani Sancağı'ndan mebus seçilen Gökalp'in meclis feshedilince mebusluğu sona erdi. Osmanlı İttihat ve Terakki Fırkası'nın genel merkezinde görev aldığı sıralarda Türk Ocakları'nın faaliyetlerine de katıldı. Ziya Gökalp, Edebiyat Fakültesi'nde İçtimaiyat Müderrisi olarak görevlendirildi. Üniversitenin ıslahında ve muhtariyet verilmesinde etkili oldu. Gökalp, daha sonra İçtimaiyat Darülmesaisini kurdu. 1914-1915 yılları arasında da İstanbul Darülfünun Edebiyat Şubesi'nin ders programlarına İlmi İçtimaiyat dersinin konulmasını sağladı. Türk Ocakları'nın yayın organı olan Türk Yurdu dergisinde ilk yazıları yayınlanan Ziya Gökalp, daha sonra da İttihat ve Terakki Fırkası'nın desteğiyle İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, İktisadiyat Mecmuası, İslam Mecmuası, Milli Tetebbüler Mecmuası, Edebiyat Fakültesi mecmualarının çıkartılmasını sağladı. Şurayı Ümmet, Tanin gibi gündelik gazetelerde halka doğru, şair, mahlif, İslam Mecmuası, Muallim Mecmuası gibi çeşitli dergilerde de makaleleri çıkıyordu. Aynı zamanda Darülfünun'da, Darülfünun Mecmuası ve Darülfünun İçtimaiyat Darülmesaisi'nde de İçtimaiyat Mecmuası'nın yayınlanmalarına ön ayak oldu.
1918'de Galip Devletler ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra işgal kuvvetleri tarafından diğer milliyetçi aydınlarla birlikte Ziya Gökalp'te tutuklanarak Malta Adası'na sürüldü. Malta'da esir tutulduğu zaman diliminde diğer milliyetçi aydınlara Türk tarihi ve felsefesi konularında konferanslar verdi. Bu konferansın notları daha sonra Malta Konferansları adıyla yayınlandı. Gökalp, Malta'daki esaret yıllarında Avrupa ve İstanbul'dan kitaplar getirebiliyor. Polvarista Valletta'daki kütüphaneye haftada iki gün devam edebiliyordu. Ziya Gökalp'in Malta esareti yıllarında hazırladığı Felsefe Dersleri adlı eser, ancak 2005 senesinde özel bir yayın evi tarafından basıldı. 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte Ankara'ya gelen Ziya Gökalp, Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanı oldu. Batı ve Doğu klasiklerinin tercüme faaliyetlerini başlattı. Liseler için müfredat hazırlanmasına öncülük etti. Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilk nüvesini oluşturdu. Lise ders kitaplarının hazırlanması için çalışmalara başladı. Bu amaçla kendisi de Türk Medeniyeti Tarihi adlı kitabını hazırladı. Liselere felsefe ve içtimaiyat derslerinin konulmasını sağladı. 1923 yılında 2. Devre Büyük Millet Meclisi'nde Diyarbakır mebusu olarak görev yapan Ziya Gökalp, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu hazırlayan heyet başta olmak üzere birçok heyette faaliyette bulundu. Gökalp, bu dönemde Etnografya Müzesi'nin kurulması kararının alınmasını sağladı. Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924 tarihinde yakalandığı amansız bir hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.